Ege Üniversitesi'nin felsefe bölümünde uzun yıllar hocalık bölüm başkanlığı yaptı. Sonra emekli oldu ama halen Ege Üniversitesi felsefe bölümünde ders vermeye devam ediyor kendisi. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Kendisini kısaca tanıtayım size. Lisans ve doktora derecelerini Ankara Üniversitesi felsefe bölümünden aldı. İlgi ve çalışma alanları metafizik, ontoloji, antik Yunan felsefesi, orta çağ felsefesi, İslam felsefesi. Birçok kitabın yazarı ilk çağ felsefe tarihi, felsefeye giriş, denizlik, demokrasi ve Türkiye, İbn-i Haldun felsefe, İslam felsefesi üzerine, ilk çağ felsefe tarihi, başlangıçlarından atomculara kadar, ilk çağ felsefe tarihi, iki sosyalden Platon'a, ilk çağ felsefe tarihi, üç Aristoteles, Kemal Paşa Zale'nin tehafüt haşiyesi, haşiye ahlak tehafüt tahmidi kitaplarının yazarıdır ve alanına başlığı Aristoteles'te özün var olacağı önceliği malum Aristoteles birkaç yıldan sonrasında yaşamış felsefe tarihinin önemli kitaplarından biri ve Aristoteles üzerine söz hakkı sizin buyurun. Efendim hoş geldiniz. Ben ilk defa geliyorum buraya. Doğrusu hava soğuk. Yani beklediğim gibi olmadı. Eğer dün akşam olmuş olsaydı, yani dün akşam bu olay devam etseydi, bir daha da gelmeyecektim. Muhtemelen. Ama şimdi o kadar emin değilim. Biraz tanrı yardım etti, biraz da klima yardım etti. Daha iyi durumda hissediyorum. İki. Bu sene Aristoteles'iyle bence biz ülkede bunu iyi tutuyoruz. Ben görüşüm. En azından 7-8 tane uluslararası değil ama işte uluslararası çeşitli felsefecilerin katıldıkları bir kısmına ben katıldım. Toplantılar yaptık. Bursa'da yaptık, Kıbrıs'ta yaptık. Bizim İzmir'de yaptık, işte burada yaptık, dördüncüsü, muhtemelen yaptım. Yine İzmir'de olacak, 9 Eylül'de olacak, yani bunlar bence iyi. Hatta yaptığımız o toplantılarda da Kıbrıs hariç epey büyük bir ilgi vardı. Bu ilgi de beni memnun etti, yani sabahtan akşama kadar bayağı salonlar burası gibi kalabalıktı. Şunu düşündüm ben, Aristoteles insana iyi geliyor. Şaka falan etmiyorum. Bazı şeyler insana iyi gelmiyor biliyorsunuz. Şu anda size epey iyi gelmeyen şeyler var. Adını söylemeyeyim değil mi? Evet, ama Aristoteles insana iyi geliyor, gördüm yani. Öğrenciler veya Aristoteles etrafında, Aristoteles'e ilgili olarak ahlaktan bahsetmek, siyasetten bahsetmek, demokrasiden bahsetmek, basiretten, bilgelikten bahsetmek iyi geliyor. Şimdi muhtemelen siz de benim gibi artık ne dinleyebiliyorsun, ne okuyabiliyorsun, ne seyredebiliyorsun. Epey zamandan beri seyredemiyorum. Yani hiçbir şey seyredemiyorum. Neyse ki Allah'tan kendi çalışmalarım var. Yani bu iyi bir şey oldu. Bize de iyi geldi Aristoteles. Şimdi ben de size iyi geleceğim. Merak etmeyin. Evet. Dün akşam yemekteydik. Buranın sahibi Hebi Bey var. İşte ya hocam dedi. Bu nedir bu öz meselesi dedi. Valla ben de bilmiyorum dedim. Yani bu dedim efsane çıkardığım şey herhalde. Efendime söyleyelim. Hani ben de daha genel bir şey bekliyordum tabii. Aristoteles, ahlaki Aristoteles, metafizik Aristoteles diye. Evet, peki ne yapalım dedik. Onu da konuşuruz dedik. Yani her şeyi konuşuruz, onu da konuşuruz dedik. Ve kendisine de söyledi. Buradan bilmiyorum. Merak etme dedim. Anlatır ve sen anlarsın dedim. Vallahi bir adet dalga almıştım. Evet. Ama ben de hakikaten Aristoteles etrafında bir konuşma yapacağım. Yalnız Aristoteles etrafında. Biraz Aristoteles, biraz Yunan, biraz Plotinos, biraz İslam. Hatta belki biraz modern. Sen hep bunları konuşacak adam mısın? Derseniz de görürsünüz. Konuşacak bir şey değil. Bakacaksınız. Siz de ikna ederse memnun olurum. Etmezse de çok üzülmem. Ben çok üzülmem. Yaşım artık üzüntü yaşını geçti. Evet, böyle şeyden gelecek bir adam değilim. Şimdi
Şimdi önce bir Özdes hakkında birkaç cümle sarf edeyim. Sonra isteriz. Evet. Şimdi öz benim için son derece basit bir şey. Yani sana da sordu epey öz meselesi gibi bir şeyler söyledin. Şimdi öz bence Aristoteles'in o en basit kavramları tanımlarsak şöyle. Ne diyor? Bir şeyi o şey yapan şey. Şimdi bir şeyi şey yapan şey değil. Bir şeyi o şey yapan şey. Çünkü bir şeyi şey yapan şey sözdür. Yani bir şeyi şey olmasını sağlayan bir şeniyet, bir gerçeklik, bir eksistans, dış dünyada var olan bir şey olmasını sağlayan şey sözdür. Öz o şeyin biraz daha söylediğim bir şey olmasını değil, o şey olmasını sağlayan şeydir. Ne demektir bu? Şimdi hep bunların hepsi birer gerçek. Her birisi birer varoluş. Her birisi birer varlık. İyi de bunların varlıkları birbirinden farklı. Bunun adı bardak. Bunun adı şişe. Bunun adı insan. Bunun adı masa. Demek ki bu kadar basit aslında mesele. Şimdi sorun şu. Yunan felsefesinde yani bir şeyle bir şeyi şey yapan şeyle, o şey yapan şeyle, bir şeyin bizzat şey yapan şey arasında bir fark var mıdır? Bence yoktur. Bence yoktur. Bu, daha sonraki modern çağın veya orta çağdan itibaren ortaya çıkan bir şey midir? Ne olduğunu söyleyeceğim size. İkinci bir şey. İlk çağ Yunan felsefesinin problemi kesinlikle söz meselesi değildir. Şey meselesi değildir. Yunanlı hiç şeyin varlığından şüphe etmez. Yunanlı şeyin varlığından şüphe etmez. Şey oradadır. Şüphe ettiği sudur. O şey nedir? O şeyin ne olduğundan şüphe eder. Başka bir de söyleyeyim. Aristoteles'in meşhur sorusu. Ki o soru işte. Bu nedir? Bu nedir? Şu başta gördüğün nedir? Şimdi bu kısmı söz kısmıyla ilgili, şey olma kısmıyla ilgili, şeniyet ve gerçeklik olma kısmıyla ilgili bir şeydir. Bu, o. İkinci kısmı nedir sorusunun cevabı da özdür. Zaten Arapçada mahiye denildiği zaman bu şey nedir denir. Bu nedir? Mahiye. Ve hatta biraz İslam'da denilen varsa, yani söz hüviyettir. Hüviyet. Öz mahiyettir. Diyeceksiniz hocam hüviyet nedir? Huve o demektir. O. Arapçada. Huvel baki var ya. Gazaların üzerinde vardır. Huvel baki. O kime gönderir? O kimdir oradaki? Tanrı. Güzel. O zaman o da şu demektir. Bir tek şey vardır. Bir tek gerçek vardır. Bilmem anlatabildim mi? Bakın hemen geçirdim sizi. Hemen sizi geçirdim, başka bir plana geçirdim. Geçtiniz. Ancak o vardır. Başka şeyler korkmayın. Yok. Yoktur, yoktur. Biz yokuz. Müslümanlara göre Tanrı vardır. Hristiyanlara göre Tanrı vardır. Ve başkaları yoktur. Müslümanlar için bir de ikinci derecede bir kademe vardır. Müslümanlardan da bir de başkası yoktur. Şaka bana etmiyor mu? Çok ciddi. Sadece Müslüman vardır. Demek ki varlık derecelerini, Aristoteles'in şu varlık derecelerini kabul edersek sen beni 45 dakika sonra uyar. Çünkü ben böyle giderim. Sen beni uyar. Aristoteles'in varlık derecelerini kabul edersek onu kullanırsak asıl tek biricik töz tanrı. İkinci töz Tanrı'nın yaratıkları olan Müslümanlar. Üçüncü töz, artık ona töz mü diyelim? Yoksa araz mı diyelim? Yoksa ben anerk mi diyelim? Geri kalanlar. Evet, hiç şaka falan yapmıyorum. Çok ciddiyim ben. Evet. Şimdi bu bakış açısının size örneğini söyleyeyim. Mesela benim babam anneme sorardı, radyo çalardı hep. Adı da annenin Behiye'ydi. Behu, ne var radyoda? Annemin cevabı çok basit. Bir şey yok. Kısa bir şey yok. Aslında vardı. Ama annem için yok.
Yok kelimesini bu anlamda kullanıyorum. Nereye kullanıyorum? Tamam. Konuyu kavradık. Konu bu. Şimdi gelelim Yunan'a. Şimdi Yunan'da böyle bir mesele yok. Yunan'da benim kanaatime göre töz meselesi bir şey yok. Neden? Çünkü Yunan realist. Yunan bir şeyin olduğuna hiçbir şekilde şüphe etmiyor. Yunan'ın şüphe ettiği şu. O şey görünen şeydir. Gördüğüm şey bu. Ve gördüğüm şey töz olan, asıl gerçeklik olan şeydir. Yoksa o görünen şeyin altında olan ve kendisini bu görünen olarak gösteren başka bir şey mi var? Çok basit bir şey söylüyorum yani. Thales'e soruyorsunuz. Thales'in problemi. Thales'in problemi. Thales'in sorusu ne? Arke nedir? İlke nedir? Yani şu etrafında gördüğümüz dünya var ya. Evet. Bu dünya nedir? E canım bu dünya kuştur, renktir, ışıktır, topraktır. Tamam biliyorum. Hatta değil diyor ben. Fakat bunlar sürekli olarak ne yapıyor? Değişiyor. Şimdi o zaman şu soru şuna geliyorum. İngilizce appearance'ın veya işte aparansın görüntünün altında olan şey nedir? Yani bir şey olması lazım. Bir şey olması lazım. Bir şey olması lazım ama o şey kendisini çeşitli kılıklar altında göstermesi lazım. Yunan tayı başlangıçta çok doğal. Madde olarak görüyor bunu. Yani nedir bu? Başta şey bakıyor, tuvalet bakıyor. Sudur müdür? Su. Peki şişe? O da sudur. Demir, o da sınır. Evet, evet, aynen böyle. Filozof cesur adamı tabii. Yani insan tuhaf geldi. Ulan demir su olur mu? Olur tabii ya. Yani mantıklı ve dalı düşürseniz, bu görüşü tarzını belirlerseniz, eğer görünün altında gerçek olan ve her şey olması gereken, her şey olabilen, değişmeyen bir şey ararsanız, suysa sudur, havaysa havadır, apeyronsa apeyrondur, hareketosu ateş ise ateştir. Problem son böyle basit. Demek ki Yunan filozofunun başlangıçtaki meselesi bir şey var mıdır, yok mudur, değildir. Anlatabildim mi? Bu fantazi de modern çağın bir hastalığıdır. Neden hastalığıdır? Modern çağda çünkü iş özneye gelince şey bir iç içeriğine dönüşür. Yani şey düşünün işte. Bir, bak nedir? Belki gibi adam düşünün. Tamam ben sizi görüyorum işte, hepinizi görüyorum. Ama siz şey gerçekten var mısınız? Yok, yoksunuz. Ama ben bir tek şeyden eminim. Neden eminim? Sizinle ilgili idealarım, düşüncelerim, bilinç muhtemalarım olduğundan eminim. Aristoteles bunları görseydi hepsini tımarhaneye atardı. Şaka falan etmiyorum, kusura bakmayın. Yani ben de bazen atmak ihtiyacı duymuyor değilim. Öyle. Ben de Aristoteles. Ben böyle şeyler tartışmam bile. Yani bu lüks şeyler bunlar. Ama uygarlık da bu lüks şeylerle gelişiyor. Tamam da biz uygar değiliz. Bırak da önce biz bir uygar olalım. Ondan sonra bu lüks şeylerle uğraşırız. Kendimi anladınız mı? Ha biraz da bir uygar olalım. Peki. Yunan felsefesinin problemi son derece basit. Gerçekten var olan nedir? Gerçekten var olan sudur, havadır, ateştir, şudur, budur, dönüşümdür. Artık anlatmayayım. Birlik, çokluk. Varlık, oluş. Varlık, oluş. Öyle mi? Being ve being. Becoming problemi. Peki, Sokrates veya Platon veya Aristoteles buna ne getiriyor? Onlar şunu getiriyorlar. Haklı olarak onlar. Onlar şunu diyorlar. Bu aradığımız bir şey var. Değil mi? Var. Şu Parmenides'in aradığı bir şey var. Evet, var olan bir şey arıyoruz. Evet. Ama onun da bir takım özellikleri olmasını istiyoruz. Evet. Çünkü var olan bir şey haklı. Mesela var olan bir şey yokluktan gelebilir mi? Yok, olmaz. Bu saçma. Yokluktan varlık meydana gelmez. Son derece haklı. Ben daha düşünüyorum. Yokluktan varlık meydana gelmez. Var olan bir şey yokluğa gider mi? Gitmez. Saçma. Can yokluğa gidiyor. Gitmiyor. Başka bir şeye gidiyor. Parçalanıyor, dönüşüyor, unsurlara ayrılıyor vesaire vesaire. Gitmez. Ama biraz da ilerletiyor. Şimdi var olan bir şey töz, cevher, gerçeklik. Evet. O halde ezelidir. O halde ebedidir. Ve son soru. Bilinebilir mi? Bilinebilir. Şimdi Platon ne diyordu?
Bir atom şeydir. Parmenides ise şeyin arasında bir adam. Herakleitos. Herakleitos her şeyi akıyor. Her şey akıyorsa varlık yoktur. Her şey akıyorsa gerçeklik yoktur. Gerçeklik yoksa bu şudur dediğimiz andan itibaren o değildir. Konuşamazsınız. Cümle kuramazsınız. Önerme kuramazsınız. Oysa ki konuşmama ihtiyacımız var. Şimdi konuşma ne demektir? Kavramlar arasında ilişki. Bir şey söyleyecek mi? İnsan ölümlüdür. Yok bilmem Tayyip Erdoğan çok zekidir. Bu cümleyi kuracaksınız. Ya önerme böyle bir şey çünkü. Hüküm, yargı, önerme böyle bir şey. Ama siz Herakleitos'un evreninde oruç dünyasında önerme de kuramazsınız. Anlıyorsun değil mi? Ben çok basit bunlar. Son derece normal şeyler. Biz felsefeyi çok fazla karıştırıyoruz. Böyle yani biz derken kimi kastetmiyor, herhangi bir insanı kastetmiyor. Biz derken işte bizi kastediyor. Çok açık bir tanımlama oldu değil mi? Biz. Türkler. Müslümanlar. Hatta ben bizdeki Urfalar kastederim. Yani Urfalar değil de paçayı kurtaralım. Anlatabildim mi? Suç teşkil etmeyelim. Biz çok zoruyoruz meseleyi. Ne diyor şey? Sokrates haklı olarak. Sokrates diyor ki bu aradığınız niteliklere sahip olması gereken şey ruhta bulunan, değişmeyen, tanımlanabilen, bilinebilen, üzerinize de etkide bulunan bir varlık olan ne? Ahlaki kavramlar. Cesaret, adalet, seni dinledim biraz evvel. Eşitlik, böyle şeyler var diyor adam. Böyle şeyler var. Yani oyun mu oynuyoruz? Cesaret diye bir şey vardır. Oyun mu oynuyoruz? Bilmem, dindarlık diye bir şey vardır. Ahlakı bilginin konusu kılmak istiyor. Mümkün kılmak istiyor ama ahlakın bilginin konusu olması için ahlakın karşılığı olan gerçeklerin olması lazım. Ve bu gerçeklerin evet değişmemesi lazım. Ezeli, ebedi, değişmeyen, sabit, mutlak, çok güzel. Zaman dışı bir şey olması lazım. Bugün de öyle. Öyle olması lazım. Başka türlü olmaz ahlak diyor. Başka türlü ahlak olmaz diyor. Platon geliyor. O da çok akıllı tabii. O daha da iyi bir yerden giriyor. Matematik kavramları da biliyorsunuz. Matematiğe baktığı zaman Platon matematiğin bütün bunlarda meydana geldiğini görüyor. Üçgen. Dünyada hiçbir üçgen yok ki zaman içerisinde değişmesin. Hiçbir masa yok ki zaman içinde kare olmaktan çıksın. Ama üçgenin tanımı, iç açıların toplamı, 180 derece olan geometrik şekil, dikdörtgen kenarları birbirine paralel ve de uzun kenarları kısa kenarlar arasındaki açı 90 derece olan bir şekil, gerçek dünyada yok böyle bir şey. Olmasına imkan da yok. Böyle bir şeyin olmasına imkan yok. Biz biliyoruz bunu tabii. Böyle aklıma şöyle diyor. İşte var. İşte altından nesneler. İdealar. İşte değişmeyen. İşte tanımlar. İşte kavramlar. İşte özler. İşte ezeli, ebedi gerçeklikler. Tamam. Şimdi soralım. Böyle aklıma idealar özündür, özündür. Böyle aklıma idealar özündür, öz oldukları için özündür. Özdür, öz oldukları için özdür. Ama siz başka bir şey söylemek istiyorsanız veya başka bir şey söylemek istiyorsanız söz oldukları için özdür de diyebilirsiniz. Merak etmeyin. Ha Ali Veli, ha Veli Ali. Aynı şey. Aristoteles de aynı dünyaya ait. Bunlar hepsi aynı dünyaya ait. Bakın aynı dünyayı söylüyorum. Bu dünya şu. Bir şey vardır. Ondan artık tartışmak, onun gerçekliğinden şüphe etmek ahmakçadır. Ama onun nesini tartışabilirsiniz? Bize göründüğü gibi olup olmadığını. Bir bilginin konusu olup olamayacağı. Ondan hareketle ahlak, dil, siyaset, felsefe yok yapamayacağımız. O maddi diyor, öbürü bu maddi değil. Öbürsü daha uygun. Tinsel şeyler, yani tinsel derken evet, tinsel şey iyi, zihinsel şeyler. Daha uygun diyor ve bu iş böyle devam ediyor. Yani tekrar ediyorum. İdealar özlerdir. Aynı zamanda özler oldukları için tözlerdir. Ama sizin bakış açınızdan ne deseniz de. Bırak Aristoteles'e gelelim. Aristoteles biraz daha kritik, biraz daha şüpheci. Aristoteles diyor ki
Tamam diyor. İdealar özeldir. Ve özeldir. Ama idea vardı, idea vardı. Haklı. Şimdi sen her genellik gördüğün, her tümellik gördüğün yerden onun bir gerçekle affedersen ahmakça bir şey yaparsın. Yani çok basit bir şey söyler adam. Dış dünyada var olan, töz olan özler ancak sınırlı sayıda gerçekliklerdir. Adını söyleyeyim size. Biyolojiden hareket ettiği için en alt türlerdir. En alt türler. En alt türler. Özellikle doğal en alt türler. Yani Platon'un idealarının %99'u yoktur. Çünkü onlar sadece zihinsel genellemelerdir, soyutlamalardır. Anlatabildim mi? Yani kabuk diye bir töz yoktur. Olmaz öyle kabuk diye. Kanat diye bir töz yoktur. Platon'a göre vardır. Aristoteles'e belli. İnsan vardır. At vardır. Hamsi vardır. Çam ağacı vardır. Bakın Aristoteles'e göre ağaç bile yoktur. Neden? Çünkü ağacın kendisi bir tümeldir. Ama tür değildir. Ağaç ancak çam olarak vardır. Balık ancak hamsi veya işte söyleyin stavrit olarak vardır. Öyle bir şey. Ama gene de galim yapıyor tabii, akıllı adam. Şimdi bak diyor, ben özlere ikiniz de yani töz diyorum. Peki diyoruz, Platon ayrılacak. Ama diyor Platon diyor hiçbiriniz de yani tözleri kabul etmez. Nedir biriniz de tözler? Eskilerin deyimiyle şeylerin, özlerin taşahhus etmiş, şahıslanmış, hüviyet kazanmış, bireysellik kazanmış, dış dünyada gerçek kazanmış şekillerdir o. İnsan özü vardır, ölsem vardır. Ölsem birinci derecen tözdür çünkü gerçekliktir o. Orada, şurada gördüğümüz bir şeydir. İnsan da tözdür ve o bir öz olarak vardır. Bu da basit ama daha önemli mesele söylüyorum. Peki, niye bireye şahslanmış, taşahhus etmiş, taşahhus iyi bir kelime, yok artık dilimizde öyle bir şey. Yani şey kazanmış, biraz eserdir, hüviyet kazanmış, hüviyet. Hüviyet derken huvelik kazanmış. Böyle parmağınıza işaret edeceğiniz, o diyebileceğiniz bir işaret kazanmış olan varlık var ya, işte o birinden tözdür, öbürü birinden tözdür. Tabii kendini kandırır. Niye kendini kandırıyor? Çünkü Platon arkada gene sırıtıyor kendisine. Niye sırıtıyor? Bakın şundan. Diyoruz ki peki bu birinci dereceden tözle, ikinci dereceden tözle. Bak birinci dereceden iyi bir şey söylemeye çalışıyor. Arasayı fark ediyoruz. Valla diyor birinci dereceden töz yanıyorsa insan özüyle evet ne olduğunu bilmediğimiz, ne olduğunu bilmediğimiz ama kendisini hüviyet haline getiren, dış dünyada töz haline getiren bir şeyin anlıyor musun? Birleşmesine ibarettir. Bak ne olduğunu bilmediniz. Yani madde. Yani madde. Eğer o madde olmazsa, o madde yani idealar aşağı inmezse, bir maddeyle birleşmezse, bütün idealar değil, bazı idealar işte söyledim. O zaman onlar tamamen şey olarak kalırlar. Efendim mesela işi de töz olarak kalırlar. Güzel, mantıklı, bu da mantıklı. Ama dur, ben gitmiyordum. Soruyoruz kendisine, peki Ersan'da birinci dereceden töz olan o varlıkla ikinci dereceden töz olan o varlık arasındaki farkı meydana getiren şey nedir diyoruz? Madde. Peki madde var mıdır diyoruz? Valla vardır diyoruz. Nasıl vardır diyoruz? Valla o kuvvetli diyor. Potansiyelitedir o diyor. Aslında gerçekte gene var olan madde değil. Gerçekte gene var olan töz, şey, öz. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yok, yok. Yani madde sadece o sözünü ettiğimiz işte eksistans, o varoluş, o ne olduğunu bilmediğimiz şeye işaret etmemizi sağlayan şey. Çünkü madde biliyor musunuz? Madde şey, maddenin şeyi yok. Unutmayın, Yunan felsefesi problemi bilmektir. Soruyoruz, madde bilinebilir mi? Yok, bilinemez. Peki diyoruz, birey olarak bilinir mi? Ersan olarak bilinebilir mi? Yok diyor. Peki insan ne olarak bilinebilir? İnsan olarak bilinebilir diyoruz. Şimdi anlatayım mı? Niye kapıdan kovduğunu dışarı pencereden alıyor?
başka çaresi yok. O da ayrı mesele. Fakat yine de Aristoteles tabii realist, objektivist, aklı başında makul bir adam. Yunanlar makuldür. Yunanlar makuldür. Öyle veya böyle. Materyalistler de makuldür, Sokrates de makuldür, bilmem ne. Delilik sonra başlamıştır. Ne zaman başladı? Şimdi gelelim size başka bir iklime götüreceğim. Tekvin falan okuyanınız var mı? Hristiyanlığı bilir misiniz? Bilmezsiniz. Bakışınızda zaten Hristiyanlığı bilecek adam olmadığınız anlaşılıyor. Bakın. Benim de öğrencim vardı. Şimdi de var. Ben ona Hristiyanlık, İsa falan bahsederken bana bir gün dedi ki, ya hocam dedi, ve hatta bir de kitaplar verdim okusun diye, öğrensin diye. Hristiyan olduğum için değil, ben ateistim. Onu hemen söyleyeyim de herkes bilir. Ben ateistim, Hristiyan falan değilim. Fakat yani İsa'nın çok önemli olduğunu söylemeye çalıştım. Bana dedi ki, ya hocam dedi, bu İsa bana lüzumsuz bir adam gibi geldi. Aynen böyle, vallahi çok hoş. Bence dünyada bundan daha güzel bir tanımı olamazdı. Bu benim annemin radyoda bir şey yok demesine geldi. Lüzumsuz bir adam, bak lüzumsuz. Lüzumsuz. Şimdi bir fıkra da size anlatayım. Bir konferans veriyorum geçen sene. O arkadaşımız da gelmiş en köşedeki. İşte yine İsa'dan, Misa'dan, Hristiyanlıktan, Yunan'dan falan bahsediyorum. Bir de benim o arkadaşım, öğrencim yanında bir tane kunduracı getirmiş. Yani o da ona da felsefe öğretecek. Şaka etmiyorum. Kunduracı çıkıyor dışarıya. Şey diyor işte bizim Fikret arkadaşım, Buca'da müteahhit. Ne diyorsun diyor yani, ya diyor bir şeye merak ettim. Bu Musa İsa'nın damadı mı diyor. Valla böyle. Çok bayıldım ona. Anladık anlattırıyorum bana. Anlatıyorum bu hikayeyi. Şimdi geldik Hristiyanlığa. Tekvine geldik. Tekvinde biliyorsunuz Musa Tanrı'yla konuşmak için çıktığı zaman işte Tanrı ateş olarak görünür veya ateş olarak çalı yakar. Ve Musa'ya işte kendisine insanları iletmek üzere yasayı vereceği zaman Musa sorar. Ben ne diyeyim sen hakkında insanlar? Senin kim olduğunu söyleyeyim. Çok eski zaman. Bir şey söyler olur. Ne olur Türkçe ifade etmek mümkün değil. Yani İngilizcesi I am. Veya I am what I am. I am who I am. Fransızcası je suis. Şimdi je suis celui qui am. Ben, şimdi bu çok yorumlanmıştır. Ne diyor? Yani burada Tanrı kendisine ne olarak bahsediyor? Onu size anlatıyorum. Ben oyum demişti ya. Kim? Ben oyum. Ben neysem benim. Başka ne yapsın? Çarıyı öyle yapıyorlar işte. Haklısın, doğrusun. Ben oyun demekken onu söylemeye çalışıyorum. O kim? O hocam. İyi de kim o ne? Neyi kastediyor burada? Sizin bahsetmen geliyor. Ha, onu kastediyor. Şimdi çok enteresan. O şunu kastediyor. Bir yoruma göre. Ben işte dediğim gibi oyun. Ne demek o? Ben bilinemez olan. Ben her neyse oyun. Ha, bir de böyle çevirdim. Böyle çok da şey çevrilir. Ne diyelim? Enigmatik çevrilir. Ben neysem oyum. Fakat muhtemelen bence de en doğru çeviri ve en doğru ifade şey bilmiyorum. İbranice bilmiyorum. Yunanca da bilmiyorum. Yani doğrusu bir tartışmalara gelecek değilim. Ama zaten bu tartışmaları insanlar çok yapmış. Adam şunu söylemek Tanrı. Yani ben kendisine sizin bu terminolojisiyle bir öz olarak hitap edilecek ve bir öz olarak anlaşacak bir şey değil. Bunu anlatabildim mi? Yani ben bir öz olarak anlaşılacak bir şey değilim. Peki ne olarak anlaşılması gereken ben? Ben var olan. Ben közüm. Ben zatım. Zat çok güzel bir kelime. Hocam nereden bunu biliyorsun? Şuradan biliyorum. Şimdi perspektif birdenbire değişiyor. Yunan filozoflarında, Yunan felsefesinde biliyorsunuz tanrılar varlığa getirmezler. Çünkü varlık zaten varlığa getirilmez. Hep vardır, oradadır. Yunan felsefesinde tanrılar isterseniz Aristoteles, isterseniz Platon, isterseniz kim olursa olsun esas itibariyle nedir biliyorsunuz? Akıldır. Akıldır. Ya kaosu kozmosa getirir. Ya düzensizliği düzene götürür. Ya Platon gibi, Aristoteles gibi kendi kendini düşünür. Akıldır, temel özelliği akıldır. Yani özle ilgili işlevi olan bir şeydir.
Yani akıl varlığa getirmez. Akıl varlığa getirmez. Akıl sadece varlığı akılsal olarak kurar. Düzenler. Onda akılsallığı meydana getirir. Bilmem anlatabildim mi? Bu bambaşka bir şey. Bu bambaşka bir şey. Peki biraz evvel verdiğim örnekten. Yani şu ben oyum, ben benim, ben var olanım. Örneğin de Tanrı kendisini böyle bir şey olarak mı tanımlıyor? Hayır. Şöyle tanımlıyor. Biraz daha söyledim diyor. Ben ve ben. Ve sadece ben. Var olan. Nereden biliyoruz bunu? Şimdi onu birleştirelim. Neyle birleştirelim? Şöyle birleştirelim. Yine şu meşhur cümleyle birleştirelim. Tekvinin başındaki ayetlerle birleştirelim. Ol dedi. Oldu. Şimdi bak onu da çevirmekte zorlanıyoruz. Ol dediği biraz daha açalım. İnsani hale getirelim. Yahu var ol dedi, oldu. Söylemek istediği o. Öyle değil mi? Yani bu Tanrı evrene var ol diyor. Var oluyor, emrediyor ve evren oluyor. E nereden oluyor? Nereden geliyor? Olmak demek ne demek burada? Yokken var oluyor. Sonra da bir süre geçtikten sonra ne yapacak? Yok ol diyecek. Ve yok olacak. Tabii Yunan'ın aklı başında da ben saçmalık mı olur diyor. Bu ne bir şey varlığa gelir mi? Bir şey varlıktan kesilir mi? Allah-u Teala bunu bile bunu yapamaz. Çakı da ne ki? Yunan için Allah-u Teala bile yapamaz. Allah-u Teala ancak akıl olur, akıllı olur, akılsal kılar. Fakat bu İsrail geleneği bizim başımızda bela. İsrail geleneği de devamı biziz. Ol dedi, ol dedi deyince bütün perspektif değişti. Bakın, perspektif çok değişir şimdi. Şimdi artık özün varoluşu önceliği bitti. Tanrı öz veren değildir. Tanrı düzen veren değildir. Tanrı akıl değildir. Var olan tek şeydir. Var olan tek şeyi de yapabileceği tek bir şey vardır. Daha doğrusu temel bir şey vardır. Varlık verir. E hocam bu çok önemli mi? Bu o kadar önemli ki. Şimdi ne Tanrı'nın varlığının bir belirlenmesi, özü, tanımlanması, akılsallığı söz konusu, ne de varlık verdiği varlığı meydana getirirken bir akılsallığa, bir düzenliliğe, bir yasallığa uyma söz konusu. Yunan tanrısı akıl. Hristiyan tanrısı iradedir. Son derece basit. Yunan tanrısı hür değildir. Müslüman ve Hristiyan tanrısı mutlak hürdür. Tabii Yahudi tanrısı, bunların hepsi bir. Hür derken, iyi bir şey söylemiyorum ben. Kötü bir şey söylüyorum. Bu tanrı nedir? Bilemeyiz. Ne yapar? Niye yapar? Niye varlık verir? Veya varlığı neye göre verir? Yuhanna durumu kurtarmaya çalışıyor. Hatırlayın, önce logos vardı diyor Yuhanna. Yer mi bunu kimse? Bunu kimse yemez. Yani anlıyor musun yemez derken kastettiğimi? Şimdi bir defa asıl adım, asıl darbe vurulmuş. Tekrar ediyorum cümlemi. Belirtiyorum. Hristiyan'ın tanrısının bir özü yoktur. Ya öz olmamak iyi bir şey mi? Ama Hristiyan için iyi bir şey. Müslüman için de yoktur. Çünkü Tanrı'ya bir öz ifade ederseniz, öz izafe ederseniz, onu ne yapmış olursunuz? Belirlemiş, sınırlamış, determine etmiş olursunuz. Bakın ne diyorum size. Tanrı mutlak olarak özgürdür. Başka şekilde söylüyorum. Tanrı mutlak olarak iradedir. İradeyi yanlış anlamayın. İrade şu demektir. Tanrı arzudur. Tanrı istektir. Yani istiyorsanız karşılaştırın. Biraz başka tanıdığınız günlerin hayata bakın. Niye bunu istiyorsun? Hiçbir cevap yok. Ben istiyorum çünkü. Ben tanıyım. İbrahim'in kurban etmesi. Onlar için ayrıntısı. Onlar için aynısı. Temel özelliği bu. Bu çok önemli. Birdenbire perspektif değişiyor. Perspektif değişiyor. Bu tanrı anlayışı tabii Hristiyanlıkla da geliyor. Yani önce tabii şeyin, işte benim kanaatim.
Benim tanıdığım, yani şimdi işin sosyolojisine gireceğim, antropolojisine. Ya o artık benim kendi fikrim. Niye böyle bir şey istiyorlar? Yani yine Yunan'ın tanrısından, akıl olan tanrısından, sırf irade veya arzu olan, irade olan tanrıya niye geçiyorlar? Çünkü Yahudi ile Yunan'la aynı dünyada yaşamıyor. Yahudi'nin mükemmel bir varlık kavramı, zarsut kavramı. Yani istediğini, istediği şekilde, istediği için hiçbir şey vermeksizin, meşruiyet veya şey vermeksizin, gerekçe vermeksizin, isteyen bir şey, sadece istiyorum. Sadece istiyorum. Ne dediğimi anladınız mı? Sadece istiyorum. Çünkü ben özgürlüğü aldım, istiyorum. Şimdi o zaman tabii bizim tanrımız da veya Arap şeyhidir. Veya bilmem Türkiye Cumhuriyeti filanca tarihindeki cumhurbaşkanıdır. Hangi tarihte olduğuna siz bakın. İstiyorum ben, çünkü ben istiyorum. Ya çünkü ben tanrıyım. Hatırlayın Ebu Cuhar, ya benim hikmetim olmaz ki. Benim hikmetimden sual olunmaz. Bilmem anlatabildim mi? Bitireceğim. Ne oldu? Geldi epey. Ben 5 dakika mı var? Bitir, merak etmeyin. Şimdi son bir örnek vereceğim. Yani modern felsefeye girmiyorum. Onu da gördüm, girmiyorum. Başka bir örnek vereceğim. Şimdi bakın, bir örnek verip tam araştırma yapacağım. Bir tasavvuflar var, mistikler var. Mistikler de, yani İslam felsefesi veya İslam dininin belli bir yorumcusu olan mutasavvıflardan bahsediyorum. Ne diyorlar onlar? Yani onlar bizim koyduğumuz problem açısından Yunan'a mı benziyorlar? Yoksa biraz evvel söylediğim Museviliğe mi benziyorlar? Hangisine benziyorlar? Yunan'a benzemiyorlar. Onu da söyleyeyim. Çünkü mistiklerin tanrısı nedir? O bir tanrı var orada değil mi? Mesela İbn Arabi'nin veya öbürlerinin bir tanrısı var. Adı var onun. Vücut o, vücut. Mahiyet değil o, öz değil. Saf, mutlak vücut. Ve evrenin ondan bağımsız, mutasavvıftan bahsediyorum. Evrendeki varlıkların, Tanrı'nın vücudundan, egzistansından, varlığından bağımsız bir varlığı var mı, yok mu? Yok. Ha? O halde, şimdi anlatabildim mi ne demek istediğimi? Benzetme yapayım. Tanrı denizdir. Sudur, deryadır. Evrendeki bütün varlıklar onun. Evet. Dalgası. Dalgası çok güzel. Dalga ile derya arasındaki fark. Dalga ile derya arasındaki fark. Şimdi mutasavvıfın bakış açısı öyledir. Esas olan egzistanstır, varlıktır, vücuttur. Öz denilen şey o egzistansın duruma göre, yere göre, zamana göre, cinse göre isimlendirilmesidir. Yani buna avaç dersin. Avaç aslında tanrıdır. Yani avaç tanrının avaç olarak tecelli etmesidir. Buna insan dersin. Bu da aslında tanrıdır. Tanrının vücuduna katılmaktadır. Ama buna insan olarak avaç dersin. İnsan olarak tanrıdır. Acaba ne dediğimi anlıyor musunuz? Şimdi şey tersine döndü. Yunan'da öz olarak töz varken şu anda İslam'da, mutasavvıflarda da sadece töz vardır ve öz yoktur. Derya vardır, dalga yoktur. Dalga gelip geçici bir modustur. Spinoza vari karamına söylüyorum. Bir modustur, bir modifikasyondur. Hiçbir gerçekliği yoktur onun. Veya Tanrı mürekkeptir. Yazı. Yazı varlıktır. Görüyor musun neye benziyor? Nereye geldi gene? Nereye geldi? Bir yere geldi. Hatta mutasavvurlar bence bu anlayışın en temel örneği. Hangi anlayışın? Evren yoktur. Evren yoktur. Sadece Tanrı vardır. Ve sadece Tanrı'nın tecellisi vardır. Bunu da çok iyi bir şey zannediyor insanlar. Lan bundan uygarlık çıkar mı? Tanrı'nın tecellisinden uygarlık falan filan çıkmaz. Anladınız mı? Hoca tasavvuftan hiçbir uygarlık çıkmaz. Kendinizi kandırmayın. Yani Hayrettin Karaman'a kaçarken Fethullah'a takılmayın. Bunların hepsi aynı adamdır. Tecelli derken aman ne harika şey söylüyor.
Yahu tecelli etti, seni yok ediyor, fark etmiyor musun? Sen yoksun. Oysa Yunan'da közler veya özler Tanrı'dan bağımsız olarak var. Kendinden Tanrı'dan bağımsız gerçeklikler var. Ahlaki kavramlar Tanrı'dan bağımsız olarak var. Acaba ne diyeyim, anlıyor musunuz? Bağımsız, bağımsız. Ne varlıklarıyla, ne gerekçeleriyle, ne rasyoneliteleriyle hiçbir şey ona bağlı değil. Oysa ki burada şu var. Son söz şu. Arkadaş, biz yokuz. Tabii tabii, farkı da değiller. Biz yokuz arkadaş. Bir tek o vardır. Bir tek o vardır. Sonra bir gün onu niye aklına esti, onu da bilmiyoruz. Esti bir yerde, esti onu. Orada da bir takım böyle şeyler var biliyorsunuz. Gizli bir hazineydi, kendini görmek istedi, şöyle yaptı. Bunlar hepsi havas. Bunların hepsi için esasıyla ait değil. Sonra, sonra da sizi yargılayacağım. Cehenneme gönderecek, vereceğim. Sonra gene o kalacak. Sonra bizi kalacak. Valla böyle bir dünyayı seviyorsanız, böyle bir evrende memnunsanız, mübarek olsun, birlikte yaşayın. Benim dünya o dünya değil. Benim dünyam Aristoteles'in dünyası, Yunan dünyası. Her şekliyle. Teşekkür ederim.